Arkadaşlar merhaba, ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar Perşembe günü, bugün ayın 10'u, Haziran ayındayız. Günler çok çabuk geçiyor. İzin günü yaklaşıyor. Tatile gideceğiz. Siz gideceksiniz, ben gittim geldim. Biliyorsunuz Mayıs'ta Türkiye'ye gittim geldim. Yolları görmek istedim. Gördüm ne var ne yok hudutlarda, sınırlarda gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlar için çok teşekkür ederim. Yine bir sürü yorum geldi. Bayağı bir cevap verdim. Yalnız bugün çalıştım tabii ki. Çalışırken cevap veremedim. Veremediklerimi biraz sonra yazılı olarak vereceğim. Ve bu videomda da onlara, size söyleyerek, yani onlara, yorum yapanlara ve sizlere konuşarak bunları cevaplamak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar konumuz Sıla yolu, biliyorsunuz tabii ki bu bizi çok ilgilendiriyor son günlerde. Neden? Tatil yaklaşıyor tabii ki, biraz evvel söylediğim gibi. Ve bu korona iyice, yani başımıza bela oldu diyebilirim. Ben de artık bıktım, usandım. Ama tabii ki haklısınız, sormanız lazım. Yola gideceksiniz. İçinizde korku var, geri gönderilebilirler, sınırlardan geçemezsiniz filan fincan. Sorun yok, siz yorum yapın. Ben elimden geldiği kadar cevaplıyorum yazı olarak ve video yaparak. Arkadaşlar zannederim sezon başlayana kadar bu videolar böyle gidecek. Siz de rahatla gidin, rahatla gelin. Arkadaşlar bu konu üzerinde bir şey söylemek istiyorum. Tabii bana yorumlar geldi. Mesela dün akşam bir arkadaşımız yazmış. Murat kardeşim, seni devamlı takip ediyorum ama son videolarından pek memnun değilim. Bu konuda özür dilemek istiyorum. Tabii ki şu anda Sıla yolu %90 konumuz olduğu için öbür videolar biraz geride kaldı. Ama dikkatinizi çektiyse arkadaşlarım, gurbetçilerim, yine de size dün de mesela İsviçre'den çekimler yaptım. Hatta bugün Zürih'te, Bahnhofstrasse'de çalıştım. Saatleri, lüks saatleri çekim yaptım ve fiyatlarını söyledim. Elimden geldiği kadar arkadaşlar, bu Sıla yolu konusu olduğu müddet herhalde günde böyle iki video ile devam edeceğiz. Ama gerçekten inanın yorucu bir iş, ama severek yapıyorum. Yorucu olsa da severek yapıyorum. Yorumlarınıza cevap verebilmek için işten evvel özel olarak erken kalkıyorum. İşten geldikten sonra tabii Sıla yolu videosu hazırlıyorum. Bunun montajı var, bilgisayarla bitmiyor da bitmiyor. Yani bir videoyu yapmak şöyle 1,5-2 saat zaman alıyor. Bunu bana inanın, isterseniz öbür YouTube arkadaşlarıma da sorabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten zaman alıyor ama mühim değil. Ben dedim yapacağım dedim ve yapıyorum ve devamı da gelecek arkadaşlar. Çoğunuz Temmuz'un 9'undan sonra yola çıkacaksınız. Bugün Haziran'ın 10'u, ama bir hafta sonra yola çıkacaklar da var. Almanya'da bazı izinler başlıyor, bunu biliyorum. Tabii ki sorularınız geliyor. Arkadaşlar sorularınıza elimden geldiği kadar cevap veriyorum, biliyorsunuz. Hemen veremezsem, zamanım olmazsa veya bir soruya cevap bulamadım mı, bilmedim mi daha doğrusu, bunu internetten araştırarak, doğru yoldan araştırarak, doğru yerden size cevaplarınızı veriyorum. Arkadaşlar fazla tantana etmeden hemen konularımıza girelim. Bir arkadaşımız yaptı. Kaptan, ben Çek Cumhuriyeti vinyeti elektronik yaptım. Kabul olacak mı acaba? Teşekkürler. Danimarka'dan selamlar. Selamlar kardeşim. Arkadaşlar vinyet diye geldik mi? Slovenya hariç öbür günleri e-vinyette alabilirsiniz. E-vinyette, yani cama bir şey yapıştırmak gerekmiyor. O sizi araba plakanızdan okuyor. Bunu aldınız mı? Tarihleri doğru verdiniz mi? Plaka numarasını doğru verdiniz mi? Hiçbir korkuya ihtiyacınız yok. Gidip gelebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Sırbistan'da net para alınıyor. Hırvatistan'da net para alınıyor. Bir de Slovenya var arkadaşlar. Slovenya'da evinize yapıştırmalı gönderiyorlar. Veyahut da elektronik bir alet var, onu cama yapıştırıyorsunuz. Ama bu bir kerelik, gidip gelmek için almak ister misiniz bilmiyorum. Bu herkes kendi kararını versin. Gelelim öbür konuya. Ama e-vinyette aldığınız zaman hiç korkunuza gerek yok, gidip gelebilirsiniz.
Onun da bir adresi vardı arkadaşlar. Google'dan verdiniz mi? Vignette, Kaufen diye neydi onun ismi ya? Altiket. Hatta bir adres var. Bütün vignetteleri oradan alabilirsiniz. Ben geçen sefer Avusturya üzerinden aldım. Bulgaristan yoktu. Bulgaristan internetinden aldım. Ama onda da bir sıkıntı yok. Yani 2 dakikalık iş. Vize kartınız oldu mu? 2 dakikalık iş. Ondan sonra çocuklar için de mi 10 bin euro götürüp getirmek? Çocuklar arkadaşlar 18 yaşından sonra bu 10 bin euro. Bu da çok soruluyor. 10 bin eurodan fazla tabii ki götürebilirsiniz ama sınır girişlerinde her devlette bunu bildirmeniz lazım. Ve dışarı çıkarken kontrol ediyor ve öbürküne girerken bir daha bildirmeniz lazım. Yani sıkıntılı bir iş. Nakit para götürmek istiyorsanız bana sorarsanız en iyisi uçakla arkadaşlar. Metin Saka arkadaşım yazdı. Metin sana buradan bol bol selamlar arkadaşım. Kendisi de YouTube'çudur. Çok güzel İsviçre'den çekimler yapar. Kanton Şivits'te oturuyor. Kendine buradan bol bol selamlar. Geçen hafta tanıştık. Altın kalpli bir adam. Gerçekten çok iyi, kral bir kardeş. Şimdi ben Almanya'dan arabayla Yunanistan'dan doğru gidersem ama 2 defa aşı oldum. Aradan 14 gün geçmiş. Okey, Yunanistan'a kadar gidebilirsin. Yeniden PCR test yapmam mecbur mu? Videoda Yunanistan PCR test istiyor dedin ama kimin geçerli bu bilgiyi de söylemedin ve Türkiye'den geri dönüş PCR test diyorsun. Bunlar kimin için geçerli? Bu arkadaşa bugün yazdım. Doğru dün bunu söylemedim. Neden söylemedim? Video bayağı uzadı. Onun için söylemedim. Arkadaşlar aşı olduysanız aradan 2 hafta geçtiyse aşı belgelerinden yani aşı kimliğinden giriş yapabilirsiniz. Aradan 14 gün geçmiş olacak. Geri dönüşte de aynısı. O zaman size test gerekmiyor. O kaldırıldı. O yok artık. Devam ediyorum. Selamlar abi, HES kodu bize lazım mı? Arabayla gidiyoruz biz abi. Bu kardeşime de cevap vermiştim. Bir dakika, bir daha yazmış galiba. Biz sadece Sivas abi galiba Sivas'a gidecekler. Kardeşim şimdi HES kodu bakın ben Türkiye'ye gittim geldim. Vapura bindim. HES kodu istenmedi. Ama yoksa ben ne bir belediye evine girdim, ne bir otobüse bindim, ne uçakla bir yerden bir yere uçtum, ne bir otele girdim. Hiçbir yere girmediğim için bana hiçbir yerde HES kodu sorulmadı. Ama mesela diyelim hastane. Hastanede bir işiniz var. Test yaptıracağınız HES kodu istiyorlar. Mesela yani. Herhangi bir devlet dairesinde pasaport işiniz var, kimlik işiniz var, HES kodu istiyorlar. Böyle şeylere HES kodu istiyorlar. Mesela diyelim Ankara'dan Bursa'ya otobüsle gideceksiniz, HES kodu istiyorlar. Uçakla gideceksiniz, HES kodu istiyorlar. Bunu artık siz kendiniz karar verin, lazım mı, lazım değil mi? Yani en zor şartlar altında da oradan alabilirsiniz o HES kodunu. İnternet üzerinden alabilirsiniz. Bana sınırda HES kodu filan kimse bir şey sormadı. Ben gittiğimde aşı olmamıştım. Daha zaten böyle bir kanun yoktu. Test isteniyordu. Bu testi görmek istediler. Damladılar. Tarihini üstüne yazdılar. İmzaladılar. Ama HES kodu mecbur değil. HES kodu mecbur. Dediğim gibi otobüse binersiniz. Havaalanına binersiniz. Biraz evvel anlattığım gibi. Aşı filan yaptırmadık, yaptırmayacağız. Şimdi kardeşim tabii bunu herkes kendisi bilir. İsteyen yaptırır, isteyen yaptırmaz. Ben bunun kararını veremem. Herkes kendisi kararını versin. Bu sizin bileceğiniz iş. Abi biz Türkiye'den oraya gelemiyoruz. Hala her gün bakıyorum 10 gün karantina diyor. Siz gelin bari bekliyoruz. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim kardeşim. Yalnız ben bugün yarın gelemeyeceğim. Çalışıyorum. Eylül ayında planladım bir daha gelmeyi. Yalnız Türkiye, İsviçre gelecekseniz, Türkiye'den İsviçre'ye geleceksiniz. Ben İsviçre'de yaşıyorum. İsviçre Türkiye'yi tamamen sildi. Yani Türkiye'den İsviçre'ye gelirken İster aşı ol, ister olma test mest istemiyor. Giriş formülü doldurmuyorsunuz. Hiçbir şey lazım değil. Kaydı. Evet, devam edelim arkadaşlar. Güzel bilginiz için teşekkür ediyorum. Sorum şu, ben Almanya'dan Yunanistan'a
Tam Kavala'da birkaç gün takılıp Türkiye'ye giriş yapmak istiyorum. Türkiye'ye girişte Almanya'dan aldığım antijen testinin zamanı geçmiş oluyor. Türkiye'ye giriş için Yunan'da bir test daha yapmam mı gerekiyor? Selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim abicim soru için. Tabii ki o Şnel test, antijen testi 48 saat geçerli. O 48 saati geçti mi Yunanistan'da bir test daha yapıp o test ile Türkiye'ye giriş yapabilirsiniz. Yalnız yapmanız gerekiyor. HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması var. Ben de Alman vatandaşıyım. Yabancı uyruklu kısımda yapabilirsiniz. Pasaport nosunu yazmanız gerek ve süresizdir. Bu bilgi için de ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar, böyle bilgiler tabii ki benim de işime yarıyor. Bakın, güzel kardeşimiz yazmış. HES kodunu almak yani çok kolay. Giriyorsunuz, adınızı, soyadınızı, galiba adres de soruluyordu, yurt dışındaki adres. TC numarasını veya pasaport numarasını yazıyorsunuz. Türkiye'de gidecek adresinizi yazıyorsunuz. Burada en mühim olan, dün de söyledim videomda arkadaşlar, en mühim olan Türkiye'deki gittiğiniz adres doğru olması lazım. Yoksa sistem kabul etmiyor. Devamlı bir kırmızı bir şey geliyor. Ben de bayağı uğraştım. En sonunda anneme telefon ettim. Tam doğru adresi öğrendim. Öyle yazdım. Ondan sonra tak diye oldu. Daha neler vardı? Güzel kardeşlerim, arkadaşlarım. Bunlar arkadaşlar şimdi gelen sorular, dünden bugüne gelen sorular. Tabii ki bu akşam yine sorular gelecek yarına kadar. Onları da yarın beraber bakarız. Ne gibi sorular gelecek arkadaşlar? Bu sorulara bir cevap verdik. Biliyorum artık, yani gerçekten gidecek olanlar böyle biraz iğne üstünde olacak mı, olmayacak mı, neler lazım? Arkadaşlar, bu söylediğimiz noktalara dikkat edin. Lütfen lütfen pasaportun tarihlerini bakın. Pasaportunuz hazır mı? Kimliğiniz hazır mı? Alman pasaportunuz yoksa Ausländer Bescheinigung veya Ausländer Ausweis, İsviçre'de Ausländer Ausweis oluyor. Öbür memleketlerde nasıl oluyor bilmiyorum. Öbür memleketlere de gelince bir şey daha söylemek istiyorum. Yalnız şimdi giderken belgelere bir bakalım. Arabanın ruhsatı, araba sizin üzerinize değilse muhakkak vekaletname lazım. Bunları neden söylüyorum arkadaşlar? Yeni aboneler var. Allah razı olsun. Her gün yeni aboneler geliyor. Onlar da duysun. Vekaletname lazım. Arabanın sigortasına bakın değerli arkadaşlarım. Üstünde TR yazıyor mu? Sırbistan yazıyor mu? Bunların yanında herhangi bir veya bir yıldız filan varsa ona dikkat edin. Veya üstünde bir çizgi varsa sigortalı değil. Ama sırf TR veya Sırp SR'ydi galiba. Evet, Serbin SR. Yanında herhangi bir şey yoksa sigortaları okey. TR mesela yanında bir yazıyorsa, mesela Asya tarafı sigortalı değildir. Bu lazım. Arkadaşlar, ehliyet yanınızda olsun. Nakit para götürürseniz yanınızda, diyelim ki mesela 2000-3000 euro var. Parayı ikiye bölün. Allah muhafaza çantanız mantanız çalınırsa yarısı gitsin, hepsi gitmesin. Bunu da defalarca söyledim. Bana sorarsanız pasaportun, kimliğin, bunların ne var yanlarında bir fotokopisini çekin. Bir yerde arabanın bir tarafına sıkıştırın arkadaşlar. HES kodunu aldığınız zaman onu bir yere bir not edin. Biliyorum telefonda yazılı. Biliyorum telefonun içinde var. Yalnız şeytanın işi yok. Bu telefon bozulursa ne HES kodu ne MES kodu, hepsi gidiyor o zaman. Böyle şeylere dikkat edin. Kağıt unutmaz. Kağıda yazdığınız zaman kağıt unutmaz. Ne geliyor, bir de soru geliyor. Ben testimi telefonumdan gösterebilir miyim? Tabii ki gösterebilirsin. Ama dediğim gibi telefon bozulursa o da gitmiş oluyor bu sefer. E-mailine girmen lazım. Türkiye sınıra gelmişin, şifreni unutmuş olabilirsin. Yani başınıza iş açmayın. Elinizde imkan varsa Almanya'da, Fransa'da nereden çıkacaksanız bunu bir kağıda basıp
Öyle yola çıkın arkadaşlar. İmkanınız varsa öyle çıkın. Ama abi diyeceksin, ben testi yaptırıp hemen çıkacağım yoksa yetişemiyorum. Arkadaşlar Sırbistan'da Türk otelleri var, lokantaları var. Orada rica ettiniz mi? Size orada da bunu bir kağıda basarlar. Bir kahve için, bir çorba için karnınızı doyurun. Adama hem para götürmüş olursunuz. Siz ona yardım, o size yardım eder. Yani böyle şeyler olur. Her şeyin bir kolaylığı var. İnsan yeter ki istesin. Yalnız tabii ki düşünmeniz lazım. Benzinliklerde hatta 1-2 euro verdiniz mi bunu kağıda basıyorlarmış. Tabii ki ben anlayış gösteriyorum. Bazıları şimdi hızlı test yapıp yola çıkacaklar. 48 saat ta Hollanda'nın öbür tarafından yola çıktı mı belki bu 48 saat az gelebilir. Neden az gelebilir? Bütün millet yolda olduğu zaman hudutlarda beklenmesi gerekir bilmem ne. Arkadaşlar o kadar çok insanlar yola çıkacak ki bazısının şu eksik olacak, bazısının bu eksik olacak, şu olacak, bu olacak biliyorsunuz. Ondan sonra efendime söyleyeyim biz gurbetçiler bir yanlışlık yapmasak onların sistemleri çökecek. Onu bekleyeceğiz. Yani 7-8 saat sınırlarda beklediğimizi biliyoruz. Ben bile Mayıs'ta geri döndüm. Efendime söyleyeyim Macaristan'dan Avusturya'ya girerken 3 saat 50 dakika bekledim. Daha bugün bilmiyorum neden beklediğimi ama bekledim arkadaşlar. Arkadaşlar biraz evvel aceleden söyledim. Öbür devletler üzerinde de bir şey söylemek istiyorum dedim. Bana tabii ki yorumlar geliyor. Hep Almanya'yı konuşuyorsun. Arkadaşlar şimdiye kadar sırf Almanya bakın bugünkü tarihte 10 Haziran 2021. Sırf Almanya, belki bugün öğlenden sonra sildiler benim haberim yok. Sırf Almanya Türkiye'yi büyük risk listesinden sildi. Öbür günlerde daha halen duruyor. Daha silmediler. Bakın Yunanistan da silmedi. Aslında bana sorarsanız saçma bir uygulama. Ya Avrupa Birliği olun ya olmayın. Neden devletler ayrı ayrı kanun yapıyor? Ben bunu da anlamıyorum. Yani Avrupa Birliği ne biçim Avrupa Birliği bu? Yani ya bir birlik olun ya olmayın kardeşim ya. Her neyse arkadaşlar bunu değiştiremeyiz. Yalnız böyle bakın siz kendiniz bir daha hangi devletten gideceksiniz? Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Danimarka'dan, İsveç'ten, İngiltere'den her devletin ayrı ayrı kanunları var. Ama bakın bir daha söylüyorum. Bulamazsınız, içinden çıkamazsınız bana yazın ben bulurum. Benim için bu yani bir büyük sıkıntı değil. Yalnız bana yazın. Şimdi ben bütün devletleri saymayayım burada. Siz bana sordunuz mu ben bunu araştırır. Size döner yazılı olarak söylerim. Veya gelecek videomda açıklama yaparım. Herkesin haberi olsun arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah bir şey unutmamışımdır. Bakın yine 17 dakika oldu. Fazla oldu mu da sıkıcı oluyor. İnsanlar da artık sıkılmaya başladı. Saatlerce bunları dinlemeye. Ben de buna yani haklısınız ya. Ya burada tantana edeceğimize şimdi güzel yerlerde gezip biraz çekim yapıp doğayı seyretsek daha iyi olur benim için. Arkadaşlar bu konuya gelince de yarın cuma sonu hafta sonu Planımda var. Hava güzel olsun bana inanın. Size gideceğim. İsviçre'nin en güzel dağlarını çekeceğim. Size söz veriyorum. Yani gerçekten ya cumartesi ya pazar gideceğim. Size çok güzel yerler çekeceğim. Beni takipte bulunun. Abone olmadıysanız abone olun. Sevinirim. Ben şahsen sevinirim. Ben öyle YouTube'çulardanım. Ben aboneleri seviyorum. Tabii abone sayısı çıktığımı da gurur duyuyorum kardeşim ya. Ben 2 kere 2 4 ben bunu söylüyorum gerçekten. Abonelerim yükseldiği zaman ve bana yazdığınız zaman abi güzel yapıyorsun, seviliyorsun. Gerçekten gurur duyuyorum ve bana bir motivasyon veriyor ve devam ediyorum. Belki biliyorsunuzdur beni ta başlardan seyredenler geçen sene Türkiye'den gelmiştim. Hatta bırakmak istemiştim. Ama aboneler o zaman daha çok azdı. 7-800 müydü? Öyle bir şeydi. Devamlı yazdılar. Abi devam et. Seviliyorsun. Abi gerçekten video yap. Arkadaşlar ondan sonra artık ben de alıştım. Ben de yapmadım mı videoyu? Ben de yapamıyorum. Yani ne bileyim bir şey oldu. Almanca Such deniyor. Bir alışkanlık oldu gerçekten. Arkadaşlar 19 dakika oldu. Gene çok tantana ettim. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Arkadaşlar yarın görüşürüz. Yarın cuma belki değişiklikler olabilir. Bugün yarın değişiklikler olabilir. Biliyorsunuz hafta sonu hep değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler olursa ben yarın devamlı takip edeceğim bunu.
bütün Türkiye haberlerinden, internet üzerinden devamlı takip edeceğim. Yenilik olursa size yarın akşam bunu bildireceğim arkadaşlar. Takipte bulunun, beni takip edin. Zile tıklayın, oradan videolarım geldiği zaman haberiniz olsun. Arkadaşlar bir daha söylüyorum, beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne söylüyorum en sonunda? Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.